Ne sihir yapsam, ne sihir yapsam da hazır Perihan hastayken Betüş'le Sadık'ı ayırabilsem. Dudu. Ah. Sen hep benim başucumda mıydın? Ya sen uyanırsın da bir şeye ihtiyacın olur diye kaldım. Nasılsın? Bilmem. Bütün vücudum dökülüyor. Böyle sanki iğneler batıyor. Bakayım. Aa, iyi. Ateşin düşmüş. Ama hala sihir yapamıyorum. Senin yapamadığın sihirleri senin yerine ben yaparım. Hiç merak etme canım arkadaşım. Sağ ol Duducuğum. Ben senden bir bardak su rica edebilir miyim? Tabii, derhal. Ah, iç. Dur. Sağ ol canım. Hadi yat, dinlen. Bu hastalık ancak istirahatle geçer. Haklısın zaten. Kalkar kalkmaz başım döndü. İyi geceler. Senin hastalığına ben de üzülüyorum ama ne yapayım Peruş? Fırsat bu fırsat. Hazır sen bir şey yapamıyorken ben de en büyük hayalimi gerçekleştireyim. Betüş ve Sadık'ı ayırayım. Ama nasıl? Nasıl? Tabii ya. Buldum. Daha önce de denemiştim ama yakalandım. Şimdi Perihan'da etkisiz olduğuna göre taşlar yerine oturdu. Sadık Betüş ve çocuklara kötü davranırsa bu iş çabucak biter. Sihirli kazan, sabaha öyle küçük şeyden bir kavga çıkar ki Sadık'ın Betüş'e attığı tokatla büyüsün, büyüsün. Öyle bir sihir ol ki Betüş evini terk edip yuvaya dönsün, 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 dönsün. Sadık. Sabah oldu hayatım. Çilek. Kızım sen bütün gece uyumadın mı? Uyumadım. Fırın çalmaya çalıştım. Neden? Çünkü dün akşam bana yalan söylediniz. Beğenmediğimiz halde beğendik dediniz. Ay hiç olur mu öyle şey hayatım? Biz senin hevesini kırmak istemedik. Hem yalan çok ağır bir kelime. Gönlünü almak istedik desek daha doğru olur. Neyse ne, yalan işte. Çok bozuldum, çok sinirlendim. Size değil ama kendime. Aa, kendine niye kızıyorsun hayatım? Çünkü hiç güzel fırın çalamıyorum. Ama bunu bir gecede yapamazsın ki. Çok zaman gerekir, çok çalışman gerekir. İyi işte, ben de hep öyle yapıyorum. Çilek, niye bu ısrar? Çünkü kreşte bütün arkadaşlarımın bir yeteneği var. Kimisi çok güzel şarkı söylüyor, kimisi de çok güzel resim yapıyor. Tamam işte, adı üstünde. Bak sen de söylüyorsun, yetenek. Senin de illaki müziğe yeteneğin olması gerekmiyor ki. Belki başka şeylere yeteneklisindir. Ya illaki flüt çalman gerekmiyor. Çalacağım Betüş, kafama koydum. Ben flüt çalmayı seviyorum. Şimdi beni rahat bırakır mısın? Çalışmam lazım. Lütfen anne. Sabah sabah bu ne gürültü ha? Sadıkçığım çok uyusun. Çilek flüt çalışıyor, bütün gece uyumamış biliyor musun? Ne demek uyumamış? Bana bak, sustur şunu. Bir saat sonra işe gideceğim, uykumun içine etmesin. Susturamam Sadık. Zaten dün akşam bize çok kırılmış. Çocuk hevesini kırmayalım lütfen. Öyle mi? Sen susturamazsan ben sustururum o zaman. Sadık, Sadık sen ne biçim davranıyorsun? Bana bak sen karışma tamam mı? Nasıl yani? Sadık dur! Lan bana bak! Akşam çaldım daha.
Şımarık sus sen. Ne yaptın babacığım diyemezsin sen. Sadık, anlaşıldı mı? Misin lütfen? Ver onu da. Bana bakın. İkiniz de sesinizi keseceksiniz. Anlaşıldı mı? İnanamıyorum. Bu sen misin? Evet benim. Ne olmuş? Her şeyin bir sınırı vardır. Anlaşıldı mı? Yeter. Bıktım artık sizden. Bıktım bıktım. Benim de bir dayanma sınırım var. Böyle artık yumuşak. Ne oluyor böyle ya? Böyle anlayışlı baba olmaktan bıktım utandım artık. Ben sabahtan akşama kadar, akşamın geri saatlerine kadar size bakmak için çalışayım. Ondan sonra da ciyak ciyak sesle iki paralık uykumu rezil edin. Ve de ondan sonra sen bana gelip bu çocuğa bağırma de. Başka derdin? Baba ne oluyor? Sıtkı! Baba iyi misin? Sen de sus! Babam Betüş'ü böyle itti. Beni de sarstı. Babam. Ben anladım abi. Bunlar şaka yapıyorlar. Babam hayatta el kaldırmaz. Hatta bağırmazsın. Tabii, tabii. Bağırmam tabii. Ama bundan sonra babanız bağırır. Anlaşıldı mı? Buna bakın. Benim sakın tepemi attırmayın. İkinizi de vallahi döverim. Anlaşıldı mı? Sadık. Ne var? Hele o çocuklara bir dokun, seni mahvedelim. Yok ya, çok korktum. Eğer böyle bir baba olacaksan seni terk ediyorum. Aa, öyle mi? Ne güzel. Dön, işte kapı orası. Yalla. Aa, Sadık. İyi misin Betüş? İyiyim canım. Her şey benim yüzümden oldu. Hiç değil canım. Senin bir suçun yok. Betüş, sen gidersen ben de seninle gelirim. Vallahi ben de seninle gelirim Betüş. Ben de. Güzel, çok güzel. Dudu. Ah, günaydın. Günaydın canım. Erken kalkmışsın bakıyorum. Gece uyku tutmadı pek. Ay, benim yüzümden mi? İşte biraz. Ama neyse, aldırma. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Daha iyiceyim. Hayırdır sabah sabah? Kesildi. Eda yukarıdan açmıştır. Ne? Betüş, bu söylediklerine inanamıyorum. Tamam kardeşim, sen hemen çocukları al, şatoya gel. Tamam. Ay, hay Allah, hay Allah. Ne olmuş Eda? Ne diyor Betüş? Ay, şimdi iki posta ayrı ayrı anlatamayacağım. Annemlere anlatırken sen de duyarsın baba. Hadi gel çabuk çabuk. Anne! Ay, kötü bir haber mi acaba? Eda'nın sesi hiç hoşuma gitmedi Dudu. Ay, hayır olsun. Anne, anne. Betüş aradı. Çoluk çocuk buraya geliyorlarmış. Ne olmuş? Ya eniştemle kavga etmişler. Betüş evi terk etmiş. Vay başıma gelenler. Ayol, bunlar bugüne kadar bir kere bile tartışmadılar ki. Kavgada neyin nesi oluyor? Vallahi bilmiyorum da Betüş'ün sesi çok kötü geliyordu. Ve çok kararlıydı. Rüyamda görsem inanmam. Yok canım, vardır bu işin içinde bir bit yeni. Ben size dedim. Geldiniz mi şimdi sözüme? O canavar adam kim bilir o güzel melek kızıma neler yaptı? Oh, nerede kaldı acaba? Arayalı çok oldu. Yanımda çocuklar var, öyle hemen sihirle gelemez. Hele bir kızıma dokunmuş olsun. Hele onun canını yakacak bir şey yapmış olsun. Onu doğduğuna pişman ederim vallahi. Anne, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Eniştem ne zaman Betüş'e ya da çocuklara el kaldırdı ki? Aa, kaldırmıştır, kaldırmıştır. Yoksa Betüş ona kolay kolay böyle sinirlenmez. Ay yo, yo, ben bunu asla kabul etmem, asla. Tamam, Betüş'ü çok sinirlendirmiştir ama asla ona el kaldırmaz. Bence de. Siz benim hislerime güvenin. Ben eminim. Hadi ortalığı toparlayalım. Birazdan gelirler. Kızım. Anneciğim, merak etme, ben iyiyim. Çok şeyli olduk babama, çok çok. Ben hala inanamıyorum. Sanki sabah avaz avaz bağıran bizim babamız değildi. Böyle baba olmaz olsun. Allah Allah, o kadar kötü mü davrandı sahiden? Kötü ne demek Beryan teyze? Acımasız, duygusuz, kaba, acayip bir adam oldu. Beni kollarımdan tutup sarstı. Yoksa sana vurdu mu? Yok anneciğim, vurmadı. Ama böyle ittirdi. Annemi yere düşürdü. Ah, ben size dememiş miydim? Benim içime doğan oldu işte. Ah be.
ben ona gösteririm. Benim kızıma vurmak neymiş gösteririm ben ona. Dudu, Dudu ne yapıyorsun? Gidiyorum. Ona dersini vereceğim. Anneciğim dur yapma. Sen sus. Sen sahipsiz değilsin. Yalnız değilsin bu dünyada. Senin bir ailen var. Sana bunu kesinlikle yapamaz. Görecek o günü. Görecek. Görecek ama senin yüzünü bir daha göremeyecek. Dudu biraz bekler misin? Bir şey söyleyeceğim. İyi. Eda'cığım sen çocukları yukarı çıkarır mısın? Tamam iyi olur. Hadi çocuklar hadi. Yukarıda size göstereceklerim var. Hadi. Hadi. Anne lütfen kötü bir şey yapma. Ona ben karar veririm. Betüş'cüğüm. Seninle biraz konuşalım mı kızım? Tamam ama önce sihirli aynadan bir anneme bakalım mı? Tabii bakalım ama ay ben sihir yapamıyorum. Sen aç aynayı. Tamam gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evimiz.